Gerçekten dikey entegrasyon bizim büyümemizde, kalitemizde etkin bir rol oynadı. Bisküvi ambalaja girdi diyoruz ama mesela bisküvi kolilerinin istenen efsafta ve standartta olması ihracatın önünü açan unsurlardan bir tanesi. O yıllarda istenilen efsafta ve sağlamlıkta koli bulamayınca ihracatta bazı ürünlerimiz hasar gördü. Bunun üzerine Sabri Bey'in bir yatırım kararı var. BOMSAŞ'ı ortaklığı böyle meydana geldi. Yine kendi tırlarımız ve kısa sürede ulaştıralım diye Ülker Nakliyat kuruldu. Arkasından yani yağda fiyatlar çok yükselince rekabetçi olmamız diyerekten endüstriyel yağ sektörüne yatırım yapıldı. Ama hemen akabinde de gördük ki tüketicinin teveccühü ve piyasada bir boşluğu fark ettik. Ülker markasıyla, bizim yağ markasıyla margarin üretmeye başladık ve talebi karşılayamaz noktaya geldik. Kısa sürede bu pahalı yağ tedarik ettiğimiz firmaları satın aldık ve büyümeye devam ettik. Birçok markamız oldu bugün yağda ve Türkiye'de %65 pazar payına ulaştık. Daha kaliteli çikolata yapmak için, daha iyi lezzetli çikolata yapmak için süt tozu önemli bir girdi. Orada da mesela pastörize ürünlerle beraber süt tozu yatırımlarına devam ettik. 5 tane fabrikaya kadar ve Türkiye'de önemli ve ciddi bir pazar payına ulaşmış olduk. Ne oldu sonra? Dedik ki odaklanmamız gerekiyor. Orijinal işimize bisküvi ve çikolataya dönelim ve bu işi bizden daha yapabilecek birilerine devredelim. Dünyanın herhalde dünyada ikinci sırada yer alan pastörize ürünlerde Lactalis firmasına bu şirketleri devrettik ve Türkiye ekonomisinde Lactalis ile bir Fransız şirketiyle aslında yine Türkiye'deki yatırımlar devam etti ve pastörize'de ülkenin açmış olduğu bu içim markasıyla yolculuk devam ediyor oldu. Ama bunu bir Fransız şirketiyle beraber gerçekleştirmiş olduk. Yine mutfak ürünleri şirketini kurduk. Zaman içerisinde margarin yanında talep edilen kategorilerdi. Ve bunları da Japon Ajinomoto'ya devrettik. Ama en meşhur olan bu devrede Kola Turka markası çok sansasyonel bir marka olmuştu. Kola Turka'yı sadece herhalde itibar için ürettik. Çok para kazanamadık. Yine burada da bir Japon Daido ki Japonya'nın ikinci büyük meşrubat şirketi. Onlara devrederek bu işlerden çıkmış olduk. Bunun yanı sıra tabii Gözde şirketlerinde büyümeye devam ettik. Ailenin müteşebbis ruhu bence Gözde'de yaşıyor. Bir yatırım fonu olarak, bir private equity firması olarak Gözde misyonu üstlendi. Farklı kategorilerde, farklı alanlarda büyümeye devam ettik ki para kendi bunların temelinde yer alan bir unsur oldu. Şok marketlerle para kendi de bugün 5000'i geçtik, önümüzdeki sene 6000'i geçmeye hedefliyoruz. %30'luk, 40'lık büyümelerle gidiyoruz. Aynı zamanda mağaza başına da büyümeleri istediğimiz noktada arkadaşlar hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmekte. Grup dallanıp budaklanırken bir taraftan da biz budayarak ana işimizi bisküvi, çikolata, şekerleme ve keke dönüyoruz. Ama bunu sadece Türkiye'de icra ederken yakın coğrafyamıza açıldık. Orada fabrikaları tesis ettik. Kahire bunun bir örneği, Cidde'deki fabrika bunun bir örneği. Yine Kazakistan'da yatırımlarımız oldu, Romanya'da yatırımlarımız oldu Ülker markasıyla ve Ülker çatısı altında. Ancak tabii Godiva ve United Biscuits ile beraber gerçekten bizim global bir oyuncu olduğumuzu artık dile getirmekte bence bir sakınca yok. Çünkü baktığımız zaman konuştuğumuz mevzular, tartıştığımız hususlar sadece Türkiye ve yakın coğrafyası ile ilgili değil, Japonya ekonomisini konuşuyoruz. Çin'deki siyasi gelişmeler bizi etkiliyor. Hindistan'daki hükümetin aldığı kararlar konusunda ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Afrika'da yatırım yapılacak ülkeler neresidir? Amerika'daki zorlu çetin mücadelede rekabetin önüne geçmek için ne yapmamız gerekir? Godiva'yı hangi ülkelere lanse edelim ilk etapta? McVitie's'in Türkiye lansmanının yanı sıra Avustralya'daki pazar payı da nasıl artar? Bunları konuşuyoruz.